Kistik fibroziste bir genin iyi çalışmadığından bahsetmiştik. İşte bu gene CFTR geni deniyor. Bu epey uzun bir kısaltma arkadaşlar. Bunun anlamını da şuraya hızlıca yazayım. Kistik fibrozis transmembran regülatör. Bunların İngilizce baş harflerinden oluşan bir kısaltma CFTR. Evet, bunun kistik fibrozis hastalığından sorumlu olduğu bu şekilde açıkça anlaşılıyor. Transmembran kelimesi membranın yani zarın bir tarafından diğer tarafına geçişi ifade ediyor. Regülatörde membran yani zar boyunca bir taraftan diğer tarafa geçiş hareketlerinin kontrol edildiğini belirtiyor. Burada söz konusu olan iki iyon klorür iyon hali olan klorür ve sodyumdur. CFTR'nin bir klor kanalı olduğunu unutmayın arkadaşlar. Bu yüzden kanalın çalışmadığı durumda klor fiziksel olarak engelleniyor demektir. Tabi sodyum da bundan etkilenir çünkü klorla aralarında bir ilişki var. Öte yandan sodyum geçişlerinden sorumlu olan bir kanal daha var ve bu kanal kistik fibrozisten etkilenmiyor. CFTR geni vücudun her yerinde bulunuyor ve sorunun nerede olduğuna bağlı olarak ortaya çıkan durumda farklılık gösteriyor. Ama genel kural hep aynı. Bunu açıklamak için ter bezi hakkında bir örnek vereceğim size. Burası, bu genin büyük bir role sahip olduğu bir yer. Ve bu örnekten yola çıkarak vücudun her yerinde görülebilen kistik fibroziz belirtilerini anlayabiliriz. Evet, burası ter bezi ve her şey buradan başlıyor. Salgılanan şey bu kanal boyunca gidip sonra da deriyi temsil eden şu yüzeye ulaşıyor. Bu tarafa deri diye de yazalım. Şimdi ter bezinin salgıladığı terin içinde bol miktarda sodyum ve klor bulunur. Sodyum için mavi rengi kullanalım. Artı yüklü olduğunu da e, ifade edelim, buna dikkat edin. Evet, her tarafta sodyum var. Burada aynı zamanda çok fazla klor da mevcut. Ama klor şu an iyon şeklinde olduğu için eksi yüklü. Yani aslında klorür. Tabi artı ve eksi yükler birbirini çeker, öyle değil mi? Yani sodyum ve klor birbirini dengeleyen iyi arkadaşlar gibiler. Başka bir deyişle vücut sodyum klorür miktarının dengeli olmasını her zaman ister. Şimdi klor ve sodyumun ter bezinden geçerek deriye doğru giderken vücuda geri emilmelerini sağlayan bazı kanallar da vardır. Neden? Çünkü hepsini salgılamak istemiyoruz. Sodyum için ona özel olan kanallar vardır. Bunları mavi ile gösteriyorum. Tabii ki yanlarında bir de klor kanalları bulunur. CFTR geninden etkilenen de işte bu kanallardır. Bunu buraya da yazalım. CFTR, kistik fibroziste bu kanallar çalışmaz. Ama şimdilik bunun sağlıklı bir örneğini gösterdiğini e, biz düşünelim. Daha doğrusu sağlıklı bir örneği işaret ettiğini düşünelim. Evet, bu normal terbezi olsun, tamam mı? Normalde klor buraya doğru bu şekilde giderken bu kanallardan ayrılarak vücuda geri döner. Çizginin bu tarafı vücudun içi. Bu dış tarafta deri. Bu kanallardan geçen vücuda geri dönüyor. Sodyum için de aynı şey geçerli. Sodyum ve klor miktarını mümkün olduğunca dengeli tutmak istediğimizi unutmayın. Aynen klorun yaptığı gibi sodyum da kendi kanallarından geçerek vücuda döner. Bu arada sayılarının dengede olduğundan emin olmak için birbirlerini de sürekli takip ederler. Şimdi burada yolun sonuna geldiğimizde, diyelim ki iki tane sodyum molekülü kalmış olsun ve arkadaşları olan klorür iyonundan da yine iki tane olsun. Bu sodyum klorür aslında sofra tuzu ile aynı şey. İşte bu yüzden terimizin tadı biraz tuzludur. Bu gayet normal çünkü sodyum ve klorun tamamı vücuda geri emilmiyor ve bir kısmı dışarı atılıyor. Buna ek olarak çok fazla terlediğimizde çıkan terin biraz daha tuzlu olduğunu ve veya daha güçlü bir kokuya sahip olduğunu hiç fark ettiniz mi? Bunun sebebi çok terlediğimizde kanaldan geçişin çok daha hızlı gerçekleşmesi ve geri emilim için daha az zaman olmasıdır. Ve bu yüzden dışarı atılan tuz daha fazladır. Bu da yine gayet normal olan bir şey. Şimdi gelin bir de kistik fibrozisi olan bir kişideki kanallara bakalım. Yapısal olarak her şey aynı ama bur, burada, bunun yanına Kf diye yazalım. Başlangıçta ter ve içeriğindeki şeyler burada da tamamen aynı. Bu sefer bunları yazmak yerine renkli küçük noktalar kullanacağım. Mavinin sodyum ve turuncunun da klor olduğunu zaten biliyorsunuz. Sodyum için yine aynı kanallar mevcut ve bunlar aynı şekilde çalışıyorlar. Yani sodyum kanallarında herhangi bir sorun yok. Fakat bu sefer CFTR geni çalışmadığı için klor kanalları dağılmış durumdadır. Böyle görünürler, açık değillerdir. Dolayısıyla klor bu tarafa doğru gittiğinizde bu kanalları kullanarak ayrılamaz. İşte bu şekilde burada kalmak zorundadır ve deriye doğru yol almaya devam eder. Bu noktada sodyumda klorun hala burada olduğunu görür. Eksi ve artı yükler birlikte kalmak istedikleri için sodyum kanalı açık olmasına rağmen sodyum da buradan gitmez. Çünkü arkadaşı klor hala buradadır. Zaten vücut da sadece artı sodyumları alıp eksileri burada bırakmak istemez. Çünkü her şey dengeli olmalı. O yüzden sodyum da klor tarafından çekilerek burada kala kalır. Şimdi bu kişinin derisine baktığımızda daha önce olduğu gibi hemen hemen aynı sodyum klorür içeriği mevcuttur. Ancak bu sefer sadece ikişer tane değillerdir. Her ikisinden de çok daha fazla miktarda bulunmaktadır. Bu arada iki sayısını öylesine seçmiştim. Amacım size hastalık durumunda bunların çok daha fazla olacağını göstermekte. Bu durumda buradaki ter çok daha fazla tuzludur. Dolayısıyla KF'nin semptomlarından biri tuzlu bir cilde sahip olmaktır bebeklerde bunu anlamak için deride ne kadar klor olduğunu görmek ve KF hastalığını belirlemek için ter testi yapılır. Size patofizyolojiyi göstermek için sadece bir organ seçtim ama bu kanalda gördüğümüz patofizyoloji vücudun tamamında benzerdir. Hızlıca bahsetmek gerekirse akciğerlerdeki sorun akciğerleri nemlendirmek için epitel boyunca salgılanan klor ile alakalıdır. Klor salgılamadığımızdan ee, yani klor daha doğrusu salgılanamadığından sodyum da salgılanmaz ve su da sodyumu takip eder. İşte bu yüzden salgılar çok yoğundur çünkü içlerinde su bulunmamaktadır. Akciğerlerdeki ve pankreastaki yoğun kıvamlı salgılar işte böyle ortaya çıkar. Deride ise ortaya çıkan şey tuzlu terdir.